Evet Hatice, sendeyiz. Genel olarak bence eti çok güzel pişirmişsin. Tam kıvamında olmuş yani. Öyle denildiği gibi ağızda büyümüyor, dağılıyor gidiyor. Et çok güzel olmuş ama cağ kebabı mı? Cağ kebabı değil. Zaten cağ kebabı olmadığını güzel belirttim ben. Cağ evet kebabı tadında. Güzel. Selda Hanım dediği gibi önemli olan zaten orada cağ kebabının yani kokusunu, tadını verebilmek. Selda Hanım ne yaptın onu verebilmek için? Aynı sosları, aynı baharatları kattım. Okuladı. Sadece hani onu biz diğer ekipmanların burada yapamayacağımız için şişte kesmedik de biz kendimiz tam takıp. Bir şey sormak istiyorum. Kuzu şişte hangi baharat kullanılıyor? Yani cağ kebabı ile onun arasında çok büyük fark nedir? Ya yani biz nasıl ayıracağız şimdi? Bu yöreden yöreye değişir. Kuzu... Kekik katıyorlar. Yok, normal kuzu şişte diyor. Cağ kebabının nasıl ayıracağız? Ne fark? Hayır, sen aynı tadı verdim diyorsun mu? Tamam, söylüyorum. Biz bunda mesela soğan, karabiber, tuz, evet, bir de işte bazen yoğurt katıyorlar, bazen sade soda evet katıyor. Bu değişiyor. Böyle ama bazı yerlerde mesela daha fazla Erzurum baharat. Erzurum yöresini yapsın ya, biz o Erzurum yöresine göre değerli. Erzurum bunlar yöresinde kuzu şişi nasıl yapıyorlar? Erzurum'da, şimdi dedi ya, Erzurum'da zaten cağ kebabı tadında kuzu şiş. Şey yok, Erzurum'da kuzu şiş yok yani zaten. Normal kuzu şiş istersin kebapçıda, o ayrı ama hani Erzurum'a ait bir kuzu, öyle şiş, kuzu yok. Şiş yok. Yani... Yani yöresel bir şey arıyorsa yani, evet, şöyle, normal kuzu yok şiş yapıyorlar. Tabii ki gibi şunu söylüyorum. Erzurum'da bir cağ kebabı vardır. Hani dediğiniz gibi Adana, Urfa'dır vardır. Erzurum'a ait bir kuzu şiş. Klasik kebaplar var. Yok. Evet, cağ kebabı şiş var. Yok. Bunu ben kendim yani şu an belki de hani bilmiyorum başka yapan var mı ama şu an ben yaptığımı inanıyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Bunu ben burada ekipmanım olmadığı için anladım, hani peki onun havasını verebilmek. Anladım. Kuzu şiş olarak güzel olmuş. Güvendim. Etin çok güzel pişmiş. Pilav? Pilava gelince yani pilavı ben daha çok şeyli beklerdim. Hani tane böyle... tane olmamış mı? Yok, pişmesi tane nasıl tane olmuş. Ama suyla yapılmış. Su tadı var. Bir mesela bir tavuk budu haşlayıp tavuk suyuyla yapabilirdin. Daha güzel olurdu. Şey ya da ne bileyim bir kendi memleketinden işte domates salçası getirebilirdin. Domates sosu i̇şte getirebilirdin. Orayı karıştırıyorsunuz. Ya da buradan canım bir domates sosuyla yapabilirdin. Bizim yöremizde salçamız yok. Biz Erzurum'da salça yapılmıyor. Bizim Erzurum'da tamam, domates sosuyla yapabilirsin. Ben Erzurum'da da bir şey söylüyorum. Domates sosu. Domates sosu, domates koymuşum. Buna domates kattığım zaman buna şimdi tavuk suyu diyorsun. O zaman da diyeceksin ki cağ kebabının yanında ne alaka olur tavuk mu suyuyla? Şey. O zaman bunun içinde salça var. Kesinlikle salça da domatesle yapılmış. Oradan yürürüm. Hayır, katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü ben burada yapmış olduğum menü farklı. Ben getirip pilava peki tavuk suyu devam katamam etmemiz gerekiyor. Salata nasıl? Salatayı var beğenmedim. Beğenmedim. İkisini yani beğenmedim. İkisini karıştırdığı için. Soğanı daha çok böyle mangalda yapıp hazır mangal yakmışsın. Onu böyle dilimleyip böyle bu kenarlara koyabilirdin. Çok hoş bir görüntü olurdu. Çok da güzel olurdu. Genel olarak sadece etini çok beğendim. Ellerine sağlık. Belki? Ben servise bütün olarak bakıyorum. Sinir olmasa et çok güzel. Yani şişi çok beğendim. Pilavda da tanelik var. Tane tane fakat tuzlu değil. Sizin sinir dediğiniz yağ zaten. Evet. Sinir Onur Bey. Yani bence öyle. Ondan sonra salatayı da beğenmedim. Yani şu ikisini bir araya koymanız bence çok güzel olmamış. Yani soğanı şu tabakta koysanız çok güzel olurdu. Şu serviste şişin yanında. Aynen. Burada bir karışıklık olmuş açıkçası. Ama onun dışında yani şişin tadı güzel. Pilavın da taneliği güzel. Ama onun dışında siniri, tuzsuz olması ve salatanın böyle karışık olması açıkçası çok hoş. Negatif benim yönleri diyorsun. Evet. Berke Bey, bir şey sormak istiyorum. Bu tabii sinir mi yağ mı? O yağ. O yağ ama şimdi bakın anlatamam ki yani sinir, gerçekten sinir geldi. Şimdi Zeynep yedi. Ay, sen yemediğin hayır için. Hayır. Sen de böyle mahallakta kaldı. Sana gelen yağ mıydı evet yoksa sinir miydi? Hayır. Şimdi o yedi ama sinir yani kıyır kıyır ses evet, evet vardı. Hayır bir, şey, hayır bir şey söyleyeceğim. Kuzunun bir kez orada sinir olma ihtimali çok 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 düşük. Bunu istediğiniz kasaba her yere sorabilirsiniz. Evet, zeytinde de sinir ne işi var arkadaşlar? Yani biz ben burada Zeynep Hanım'ı desteklemek için yani biraz... Yani bu porsiyon ikinci lokman çok yumuşaktı. Zeynep Hanım'ı desteklemek için... Bu porsiyonda bu kadar var mı? Desteklemek için söylüyorsunuz, ben öyle düşünüyorum. Zeynep Hanım'ı desteklemekle ne kazancım olacak yani ben? Yani sinir olduğunu düşünmüyorum ben. Bir çıtırt etti ama yani... Ya. Ha yedin mi? Yemeden bize gösterdin zannettim ben. Yok, ben yok öyle düşündüm. Şu. Ama bakayım bir... Bu bıçakla şöyle bir yapın. De zaten istersen şurada sanki ver bakayım pişmemişlik olayı mı var? Bilmiyorum. Al bakayım, bak bakayım. Yağ mı, sinir mi? Yani Berke Bey bütün yağ işleri bitirmişsiniz. Bitirdikten sonra burası pişmiş, olmayan burası olmamış. Aldım. Burası olmayan sinir yerine değil. Bu Selda et yok. Kızardığı için böyle şimdi görünüyor. Bu et bunda. Bak ben size içime bir göstereyim bakayım. tv8başvuru.com ve yemekteyiz Instagram hesabına hem başvurularınızı hem de bu etle ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Yağ mıdır, sinir midir? Yağ gibi duruyor. Yağ. Ben cevap vereyim, yağ. Al canım çatalını Berke. Peki Zeynep, sendeyiz. Yani genel olarak sunum, görsel, güzel. Burayı anladınız.
genelde görsel sunum evet güzel. Salatanın bu şekilde servisini ben de beğenemedim. Zaten soğanlı bir şeyin yanı soğan olacağını çok düşünmüyorum. Pilav tuzsuz. Yine et de aynı şekilde bir tuzsuzluk var. Sinir dışında evet güzel pişmişti. Bir ama tane mi geldi öyle? Bir tane evet başka bir baktım tane bir geldi. Tanesi o bana hatta bana işte hani geldi. Birazcık da espri aslında söyledim ama beyefendi yanlış anladı. Bana gıcık oldu baştan acaba o yüzden mi sinirli eti bana verdi gibi bir espri nüans yaptım ama onu maalesef kendisi yanlış anladı. Genel olarak hani lezzetsiz maalesef yani şöyle lezzetsiz bir tuz ayarı olmadığı için ne yazık ki o lezzeti buram buram alamıyoruz. O tuzun verdiği o dışarı çıkarttığı lezzetler maalesef yok. Gayet ben tuzlu. Ama onun için sunum ve pişme belli derecesini beğendim. Salatayı söylediğim gibi soğanın iki tadına baktınız mı? Peki eline sağlık. Sen yedin evet, mi? Evet pilavda yedim, cağ kebabını da yedim. Pilavın tuzu nasıl sence? Gayet iyi. İyi mi? İyi mi? Bir de niye soğuk geldi pilav? Ben ilk bana verdim, ben tattım çok soğuktu pilav. Niye? Isıtmadın mı? Isıttım Zuhal'in. Allah Allah, soğuktu bana soğuk geldi. Zuhal Hanım domatesle biberi de ekstra kalem olarak koymuştu ya. Ha, yazdırmış mıydı? Yazdırmış. Tabii tabii vardı. Yazdırmış gayet güzel yapmış o güzel zaman evet, değil mi? Vardı. Çok, çok güzel yapmış. Ben hatta dürümün içine ezdim domatesi ben koydum. Çok güzel. Yazdı, güzel yazdığı için ekstra söylemek keşke soğanı da atsaydım müthiş olurdu. Ya işte üstten üstten konuşuyorlar, üç maymuna benzetiyorlar, beni eziklediğiniz diyorlar. Şovlarını yapıyor. Bu kadar tepede olduğunu söyleyen bir adam cam kasenin içine hem salatayı hem soğanı koydu. Önümüze koydu ve dedi ki menüye ayrı ayrı iki tane bir şey yapıyormuş gibi yazdırdı. Neden aynı tabağa? Ne fark eder ki dedi. Aynı tabakta getirmeseydi keşke. Çünkü beğenmedim onu. Aynı tabakta olmasını uygun görmedim. İkisi birbirine karışmıştı zaten. Sosları birbirine karışmıştı. Yani net soğan kokusu alıyorsunuz. Net soğan kıtır kıtır soğan tadı alıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Onun birazcık ölmüş olması gerekiyordu. Zeynep Hanım artık şaşırdı ne diyeceğine. Tamamıyla iyi niyetten söylüyorum. Yardım edeyim mi yoksa oturayım mı Onur Bey? Efendim? Yardım edeyim. Zeynep'ten yardım edeyim. Burada da bırakabilirim görmeden. Zuhal Hanım. Bence mutfağı görme çabası tamamen. Hiç değil. Yani tamamen şuradan öyle da bırakabilirim. Yani şu siz görmek istesen başta söyle. Yardım ama istemiyorum. Ben kendimi mutfağıma sokmayacağım. Şu anda da söylüyorum size. Mutfağı yardım istemiyorum. Benim özel alanım o. Yani bu yarışmadaki tek kişisel alanım mutfak ve ben kişisel alanıma girilmesini istemiyorum. Kişisel alanınıza girmiyoruz ki sizin. Niye benim için öyle. Ben de sizin orada kişisel alanınıza saygı duyuyorum. Orada bize hizmet ediyorsunuz. Ama ben yarıştığım gün burası benim evim. Doğru. Ben yarışıyorsam burada bence o gün burası burada benim. Siz yetiştiremeyeceğinizi yetiştiremeyeceksiniz ve o yüzden şimdiden bir set çektiniz. Çarşamba günü görüşürüz. Göreceğiz. Ben bekliyorum. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Merakla bekliyorum. Görüşürüz. Sizin gününüzü merakla bekliyorum. En çok merak ettiğim ve günü mutfağınıza girmek isteyeceğim. Boklar sana döndü Zeynep. Herkes seni bekliyor. İnşallah ben işte hiç kimseye kaktırmadan yemeklerimi sunacağım için Zuhal Hanım'a. Ne yaptırmadan? Kaktırmadan. UKK yapmadan. Ben UKK yapmak sanattır. UKK. Tamam bak. UKK yapmak bir sanattır. Onu ben de yapıyorum. Evde ne varsa karıştırıp UKK türlü bir ortaya sunuyorum evet. Ama bunu kaktırıyorum yani diye kimseye düşünmek, de söylemiyorum. Düşünmek, becermek, birinin önüne koymak, onu beğendirmek onların hepsi yetenek kabiliyet ister. Bunu da kendine güvenen insanlar yapar ve ben bunu yaparım der. Siz birine zaten laf sokarak, birini ezerek bir şey yaparak zannetmeyin ki çok başarılı olup bu yolda ilerleyeceğim. Yani ben böyle kimseye bir şey kaktırmıyorum kusura izleyicisiyimdir, bakmayın. İzleyicisiyimdir fanatik olarak böyle diyenler hep hüsran oluyor ya. Umarım İnşallah öyle size mi olmaz. Görüşürüz. Evet. Belli ben, olmaz. Hem ben böyle konuşan fazla hem de çok güzel yemekler çıkaranlar da oldu. Çok genelde çok iddialı olanlar genelde böyle bir tosluyor yani. Evet. Öyle mi? Ama evet, iddialı olmadığım yere başvurmam, katılmam. Sizin için demiyorum. Yemek test tecrübelerime dayanarak hep böyle iddialı ben olan. Ben de izliyorum. Gerçekten ben bak hiç boş çıkmamış şu ana kadar. Ben 5 aydır evdeyim hiç kaçırmadan teşekkür izliyorum. Teşekkür ederim. We'll be right back.